Namazda alnımızı secdeye koyduğumuzda tetadayız. Kur zayıflama için ben 20 kilo verdim. Sadece düşünce gücü değil, bedenimizle bağlantıyla. Bedenimizi dinleyerek. İdare eder. İdare eder dersek Atla. hayatımız idare ediyor. Şeker hastaları da bana ilginç geldi. Keşkecilerdir. Annem. Sorunlarınız olduğunda açığa çıkar diyor. Aynen öyle deyip Kitabı kapatıyorum. <laughs> i̇fşa edelim. İfşa harfleri değiştir, şifa deriz. Yani Mevlana'nın dediği gibi. İsteklerin oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır vardır. Eş gitti, iş gitti, etrafımda hiç kimse kalmadı ama hayatımın altı üstüne göre mucizeviyim. Nasıl üstümüze alıyoruz bir başkasının enerjisini, hastalığını? Bizler empat varlıklarız. İnsanın içi aklından daha çok şey biliyor demişti. Ama içimizdeki yaradan bizimle her zaman konuşuyor. Sen net olmadığın için bravo, sistem bravo, sana o engelleri bravo, çıkartıyor. Böyle bravo, bir aydınlanma bravo, yaşadım. Bravo, muhteşemsiniz ya. Hey sen bir mucizesin. Daha önce konuk ettiğiniz, çok da sevdiğiniz bir isim bir kere daha bizimle. Hey Sen Bir Mucizesin, Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı Hey Sen Bir Mucizesin'in yazarı, aynı zamanda Recep Özer Akademi'nin kurucusu Recep Özer. Bir kere daha bizimle, hoş geldiniz. Çok hoş buldum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız diyeceğim cevabınızı biliyorum ama yine de sorayım adettendir. Nasılsınız? Soralım söyleyelim mucizeyiz. <laughs> Çok şükür. Hakikaten bu bir <laughs> numara değil. Recep Bey dışarıda da nasılsınız dediğimizde mucizeyiz, mucizeyiz diye dolaşıyor. Bu galiba artık hal edindiğiniz bir durum. Çok teşekkür. Yıllardır ben iyiyim demeyi ve idare eder. İç güvesinden hallice falan demeyi bıraktım. Çünkü iyiyim dediğimizde bütün hücrelerimize iyi olması komutunu veriyoruz. Ama mucizeyim. Ben şükürler olsun yaradanın bir mucizesiyim diye kendim bunu alıp kabul ettiğimde sürekli hücrelerime bu komutu verdiğimde de hakikaten hayatımız mucizeye dönüşür. Biri bize nasılsın dediğinde nereden kaçınalım o zaman? İşte mucizeyim diyelim. Diğerlerini artık demeyelim. Ben 16 yıl matematik idare derim. eder. İdare eder dersek Asla. hayatımız idare ediyor. 16 yıl matematik öğretmenliği yapmıştım. <laughs> evet. ...bundan 5 sene önce tamamen bıraktım... ...eski yıllarda bir gün... ...aklıma şu geldi, öğretmen orasına girdim... ...nasılsınız dediler, mucizeyim dedim... ...herkes bana güldü... ...şimdi de mucizeyi çıkardı başımıza dediler... ...ama birkaç gün sonra şunu fark ettim... ...nasılsınız dediğimde herkes mucizeyiz hocam... ...demeye başladı... ...üst frekans, alt frekansı yönetir... ...kuşatır, etrafı da dönüştürür... ...o yüzden lütfen izleyenlere söyleyelim... ...önce kendileri gerçekten bir... ...yaradanın mucizesi olduklarını kabul etsinler... ...zaten öyleyiz... O diğerlerin bizi küçülttüğü yargılardan özgürleşelim. Bunu bir kabul etsinler. Sonra onlardaki enerji de bütün evrene yayılacak. Peki bu nasıl mı olacak? Nasıllar yaratılmış, nasıllar sistemmiş? Biz önce bunu bir seçelim, alalım, kabul edelim. Etrafta zaten bizden bu enerjiyi alacak ve genişleyecek, dönüşecek. Şahane. O zaman mucize izleyelim. Mucizeyiz. Ve başlayalım. Şükürler olsun. Sorularıma geçmeden önce kitabı ben bir daha göstermek isterim. Biz bu yayını yaptığımızda daha önce ilk yayını yaptığımızda kitap 11. baskıdaydı. Ama şimdi 25. baskısını yaptı. Çok Yanlış şükür. bilmiyorsam. Çok şükür. Diyeceksiniz ki Ferda Hanım diğer kişisel gelişim kitaplarından ne farkı var? Hemen hepsi aynı şeyi anlatıyor. Hayır. Burada şöyle bir fark var. Mesela interaktif olmasını anlatıyorum size. İlgili bölümü açıyorsunuz. Kameranızı tutuyorsunuz o bölüme. Kameranızı tuttuğunuzda sizi hemen gitmek istediğiniz alıştırmaya, egzersize yönlendiriyor. Yaz geliyor, zayıflamak mı istiyorsunuz? Fit bir bedene sahip olmak için ne yapmanız gerektiğini okutuyorsunuz. Kamerayı kitaba, kamera sizi ilgili alıştırmaya, videoya, videoya gönderiyor. yönlendiriyor. Eksik anlatmadım umarım. Muhteşem anlattım. Eksiği varsa siz tamamlayın. E, Zayıflama için ben 20 kilo verdim. E, bu düşünce gücüyle ve inanç sistemleriyle ve bedenimle bağlantıyla. Bir saniye. Bunu bilmiyordum. O da var. Bugünün ana gündemine girebiliriz böyle kilodan zayıflamakta. Hadi oradan başlamayacaktım ama akışta böyle geldi. Yani kitabın içinde uygulamaları da var zaten. Zayıflama ilgili video da var. Ve nasıl zayıflayabiliriz? Hafif fit bedene sahip olabiliriz de bana göre olan benim bakış açılarımın şifreleri var. 20 kilo verdim evet, dediniz. Bunu yani düşünce kiloydu. gücüyle mi yaptınız? Youtube'da Recep Özel Akademi Youtube kanalımdaki ilk videolara bakarlarsa eğer oralarda 103 kilo civarındaydım. Şu an 83 kilolardayım. Sadece düşünce gücü değil bedenimizle bağlantıyla. Bedenimizi dinleyerek, bedenimize sorular sorarak ve o enerjiyi takip ederek hafif fit bedene ve sağlıklı bir bedene sahip olmak mümkün. Çünkü bedenimiz bizimle her zaman konuşuyor. Benim için böyle oldu. Şimdi öncelikle fit bir bedene sahip olmak isteyenler, sayıflamak hmm. isteyenler kitapta o ilgili bölüme gitsinler. Uygulamayı bugün yapabilirler. Bulsunlar. Tamam. Ama bugün de bir iki bir şey söyleyelim. Hemen söyleyelim, keyifle söyleyelim. Bizim çalışmalarımızda, seminerlerimizde de verdiğimiz ana başlıklardan biri budur. Her zaman için şunu diyoruz biz. Bedenimiz muhteşemdir, mucizedir ve bizimle her zaman konuşur. Lütfen siz de bedenize sorular sorun. Bedenim ne yemek istersin? Bedenim ne içmek istersin? Bedenim ne yapmak istersin? Bedenim ne yapmak sana kendini iyi hissettiriyor? Dediğinizde beden size cevaplar verir. Ve deriz ki bedene ne hafif geliyorsa sadece onu seçin ve onu yapın, onu yiyin, onu için. Ne ağır geliyorsa onu yapmayın. Şifre sadece bu. Mesela organik beslenin demedim ben şimdi ama hafif geliyorsa organik beslenebilirsiniz. Kalori açığı oluşturun demedim ama hafif geliyorsa yapabilirsiniz. Yani bedene iyi hissettiriyorsa. Hı -hı. Aralık oruç yapın demedim ama iyi hissettiriyorsa yapabilirsiniz. Ama şunu bilin bizim 3-5 katımız yiyip bizden çok zayıf olan bir sürü insan var. Çöpte yaşayıp Bizden çok daha sağlıklı olan bir sürü insan Hiç var. Hiçbir hastalığı olmayan. Evet, neden neden Çünkü böyle? inanç sistemleri. Neye inanırsak onu yaşıyoruz. Ve bedenimiz bize hangi yemeğin ve ne yaptığımızın iyi geleceğini, neyin ona iyi gelmeyeceğini söylüyor. Aslında yeni kavramlardan bahsetmiyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Siz de bunu deneyimliyorsunuz. Bir yemeğin adını duyduğunuz an daha yemeden bedeniniz size o yemeğin katkı olup olmayacağının bilgisini vermiyor mu? Diyorsunuz ki yok bunu bedenim istemedi. Nedenini bilmiyoruz. Ya da bir yemeğin adını duyduğunuz zaman... ...aa evet bu benim için muhteşem diyebiliyoruz. Biz bir milyon kalorilik yemek yediğimizde kilo almıyoruz. Onu yediğimizde kilo alacağımıza inandığımızda kilo alıyoruz. Ve beden bunun bilgisini bize her zaman veriyor. Ben sadece bu şekilde bedenimle konuşarak ki... ...bizim seminerlerimizin, eğitimlerimizin, kitabımızın, çalışmamızın ana e, ana noktalarından biri budur. Bedenle pratikler yaparak bu şekilde ben 20 kilo verdim. Ya şöyle mi? Ne olur e, e, mazur görün beni çok böyle basit yalın bir dinle anlatacağım. Mesela önümde bir lahmacun var. Hı hı. Zihnin hamur olduğu için lahmacunun bana kilo aldıracağına inanıyorsa o bana kilo olarak geri dönüyor. Hı hı. Ama ben lahmacuna ne dersem nasıl seslenirsem ya da bedenime nasıl seslenirsem o bana kilo olarak dönmez. Ferda Hanım, önce şunu söyleyeyim sizin izleyenleriniz çok şanslı algılama şekliniz ve anlatma şekli muhteşem. Harika anlattınız. Tamamen ona o anlamı yüklediğimiz için öyle oluyor. Ve zaten o hani benim söylediğim bizim 3-5 katımız yiyip çok zayıf olanlar da bu enerjide. Ne diyorlar? Ben ne yersem yiyeyim zaten kilo veririm. Ne yersem yiyeyim zayıflarım. Ne yersem yiyeyim kilo almam. Ya da bazıları ne diyor? Su içsem yarar. Buna inandığımız için oluyor. Aynen ona yüklediğimiz anlamı değiştirdiğimizde sonuç değişiyor. Benim bir ayda 5 kilo nasıl verdim diye bir videom var. Youtube'da izleyenler izleyebilirler. Çılgınca yiyerek içerek hiç spor yapmadan ben bir ayda 5 kilo verdim. Çünkü kilo vereceğimi kendimi inandırdım. İzleyenlerimiz de aslında bu tip şeyler mutlaka deneyimlemişlerdir. O yediklerimize, içtiklerimize, yaptıklarımıza yüklediğimiz anlam önemli. Bir de bedene soracağız. Ya bedenin bunu yemek sana kendini hafif hissettirecek mi? Eğer evet geliyorsa, o lahmacun da olsa, zihniniz öyle yorumladığınız bir şey de olsa lütfen yiyin. O sizin bedeninize katkı olacaktır. Sonra da yargılamayın. <laughs> Bu kısım da çok önemli. E O zaman bunu şuna da e, hemen vurabiliriz. Mesela böyle biraz kırık hissediyoruz vücudumuzu. E, böyle bir soğuk algınlığı ya da gribal bir şey yaşayacakmışız gibi başındayız. Ah hasta oluyorum galiba dediğimde ertesi gün hasta mı oluyorum? Oluyoruz. O durumlarda da gene bir çözümümüz var bizim. Lütfen bedeninize sorun. Bedenim bana ne anlatıyor? Çünkü beden bir şey anlatıyor. Diyordur ki ya canım benim şu yaptığın şeyler bana ağır geliyor. iyi hissetmiyorum kendimi lütfen dönüştür diyordur. Hastalıkları da zaten böyle yaratıyoruz biz. Gribi de diğer farklı şeyleri de. Kitapta A'dan Z'ye bütün hastalıkların zihinsel ve enerjisel nedenlerini de koyduk. Ve bu süreçte dedik ki bedeniniz sizinle konuşur. Mutlaka kendinizi hasta ediyorsanız size ağır gelen bir şeyleri yapıyorsunuzdur. Bunları da fark edip dönüştürdüğünüzde o zaman kendinizi de şifalandırırsınız. Birkaç örnek verelim mi? Verelim. Bu sayfasında söyleyeyim size. Hey sen bir mucizesin kitabının 276, 77 ve devam eden sayfalarında duygularımıza karşılık gelen hastalıklar var. Mesela diyor ki Recep Özer kitabında ben birkaç tane sayayım siz de tamam. ardına ekleyin lütfen. Kalp problemi yaşayanlar sevgi alıp vermeyle ilgili sevgiyi hissetmekle ilgili problem yaşayanlardır. Mesela bir kalp doktoru size gelse Recep Bey ben kitabınızda böyle okudum ama yo kalp böyle hastalanmaz dese ona nasıl ispatlarsınız kalbin böyle hastalandığını? Şimdi e, önce bütün hastalıklar enerjisel boyutta ve düşüncesel boyutta yaratılıyor. O düşüncelerin ve enerjinin sıkışmış enerjinin sonucunda tıp şuna bakıyor. Kalpteki o işley bozukluğuna bakıyor. Bunun sonuçlarına ve analizlerine bakıyorlar. Onlar sadece o kısmı ile ilgileniyor. Neden yaratıldığıyla ilgilenmiyor. Biz bununla ilgileniyoruz. Neden kısmını fark ettiğimizde ve bu nedenleri ortadan kaldırdığımızda kendiliğinden şifalanmalar geliyor. O yüzden ama bunu ispatlama enerjisi olarak baktığımızda aslında şöyle bir enerjimiz yok. Hiç kimseye bir şey ispatlama gibi bir enerjimiz yok. Sadece bizim kitapta da koyduklarımız, kendi deneyimlerimiz ve yıllardır üzerine yapılan çalışmaların sonuçları olarak biz buraya koyduk. İzleyenler de şunu görecekler. A'dan Z'ye bütün hastalıklarımız orada var. Mesela oradaki kendi rahatsızlıklarına baksınlar. Baktıklarında karşılarındaki düşünce biçimlerine baktıklarında şunu görecekler. Aa evet ben böyleyim. Mesela migren hastası olanları baktıklarında orada mükemmeliyetçiliği görecekler. Evet ben mükemmeliyetçiliğim diyecekler. Ve mükemmeliyetçiliği bırakabildiğimizde migren gidiyor. Mide. Veya, mide, hazmedememek. Hangi organ bedenimizde ne iş yapıyorsa, işlevi neyse onunla bağlantılı çok basit yorum yapabiliriz. İdrar yolu iltihabı bakın çok enteresan. Karşı cinse duyulan içerlemedir diyor. Aynen. Şeker hastaları da bana ilginç geldi. Keşkecilerdir. Annem. Keşke <laughs> keşke öyle olsaydı, keşke böyle olmasaydı. Hayatım bir tadı kalmadı diyenler Tabii genelde şeker hastası. Şeker i̇şte, beden konuşur her zaman. Işte. Eril enerji tam ters çalışır bedende, sol beyin bedenin sağ tarafını yönetir. O yüzden sağ dizimizde problem varsa bir erkekle inat ediyoruz diyordur. Şu an mesela çok şaşkınım. Kendimi bulduğum kitapta ee, yaklaşık iki aydır sesim hiç düzenliyor. Böyle tuhaf bir... Hasta olmakla olmamak arasında gidip geliyorum ama ses tamam. sanki böyle bir soğuk algınlığı yani, yaşıyor boğaz. gibi. Yani boğaz. siz söyleyin. Kendinizi <laughs> ifade etme ile ilgili sorunlarınız olduğunda açığa çıkar diyor. Aynen öyle değil kitabı kapatıyorum. İçimizde kapatmayalım daha da açalım ifşa edelim. İfşa harfleri değiştir şifa deriz biz. Aa, bir şeyleri ifşa ettiğimizde açığa çıkardığımızda şifa şifalanır. Haydi. Eskiler hasta olduğunda ne diyordu? Şifayı kaptım diyordu. Hastanenin adı eskiden neydi? Şifahaneydi. Bir şeylerin açığa çıkması aslında şifalanması demek. Ve kendimizi ifade edemediğimiz durumlar olduğunda ne oluyor? Enerji boğaz bölümünde sıkışıyor. Beden diyor ki ya canım benim şu içine attıklarını, sustuklarını lütfen söyle. Ya da hayır diyemediğimiz yerler olduğunda ne zaman hayır diyeceğimize karar veremediğimizde ve hayır diyemediğimizde boğazımızda problemler oluyor. Eğer bize mide deseniz ona göre cevap vereceğiz. Kalp derseniz ona göre cevap ver. Ayaklar ilerleme ile ilgilidir. Omuzlar aldığımız yüklerdir. Sırt hayatın yüküdür. Bel yine aynı şekilde hayatın yüküdür. Ama boyun daha farklıdır. Boyun esnek olamamaktır. Bedensel olarak esnek olamamak değil, hayatta düşünce sistemleri ilgili esnek olamamaktır. Beden bizimle her zaman mucize bir şekilde konuşur. İlk adım bunu fark etmek. Bunu fark etmek için de bedene sorabilirsiniz. Bedenin bana ne anlatıyorsun? Mutlaka cevap gelir. Sonrasında da bize ağır gelen şeyleri bıraktığımızda, bırakabildiğimizde o zaman şifalanma, dönüşüm, çözünüm olur. Kitapları videolarla koydum ben bu arada uygulamaları. Hepsi var. Hepsi kitabı alan görecek zaten nasıl bir mucize olduğunu kitabın ve anlatılanların. Peki bırakmak lazım ağır gelenleri dediniz ya. Kitapta bununla ilgili özel bir bölüm olduğu için bir hasta soruyorum. Hepimizin diline pelesenk olmuş bir cümledir de ne kadar içselleştiriyoruz onu merak ediyorum. Bir şey olduğunda ya da olmadığında vardır bir hayır vardır bir sebebi hikmeti vardır Allah'ın bir hikmeti bunda dediğimizde esasında çok çok iyi bir şey yapıyoruz hani çabaladı biri sorunu fark etti e, çöz, çözümle ilgili adımlar attı ama olmadı vardır bir hayır dediğimizde öyle bir şey mi yapıyoruz bedelimize? İyi bir seslenmede mi bulunuyoruz? Ne yapıyoruz? Bunu biraz açalım mı? Harikasınız. Şimdi benim en sevdiğim bölümlerden ve ana konulardan bir tanesidir bu. Bunun güncellenmiş versiyonundan bahsedeceğim ben. Yeni bir sürüm geldi, yeni bir güncelleme geldi. Bunun bana hediyeleri nelerdir diyoruz her durum için. Ya şu an ben bir şey yaşıyorum ama çok istediğim gibi görünmüyor ama. Dur bakalım vardır bir hayır. Bunun bana hediyeleri nelerdir dediğimizde, hediyesini, katkısını, şifasını, mucizesini görürüz. Yani Mevlana'nın dediği gibi isteklerin oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır vardır. Aslında bahsettiğimiz şey bu. Ya da Şems'in dediği gibi herkes hayatının alt üst olmasına çok korkuyor. Nereden biliyorsun? Alt üstünden belki daha güzel. Benim de yıllar öncesine göre hayatım alt üst oldu. Eş gitti, iş gitti, etrafımda hiç kimse kalmadı ama hayatımın altı üstüne göre mucizeviymiş. Çünkü sistem beni başka bir yöne doğru ilerletmeye Hazırlıyor. çalışıyormuş. Ben inat ediyormuşum. Ben illaki matematik öğretmenliği yapacağım diyormuşum. Yapmam lazım diyormuşum. Hatta biz söyleriz artık lazımların hepsini ne yapıyoruz deriz katılımcılarımıza lazımla atıyoruz deriz. Çünkü yapmamız lazım değil. Biz öyle zannediyoruz. Ha, biz bir sen... <laughs> lazım dediğimiz her şeyi lazım. lazımlığa mı atıyoruz? Şimdi böyle Şunu yapmam lazım. Yok mu artık hayatımızda olmasın mı? Şimdi böyle söyleyince bazen seminerlerimde bir seminerimde şöyle bir deneyimimiz oldu. Bir çocuk doktor hanımefendi hocam dedi ya sana kalsa dedi her şeyi bırakalım dedi eşi bırakalım işi bırakalım dedi. E, ocak denen bir şey var dedi. Ocak dedi. Ben de dedim ki ben öyle mi diyorum. Her şeyi bırakın demiyorum. Size ağır gelenleri bırakın. Eğer ki ilişkiniz güzel gidiyorsa eyvallah bundan daha iyi nasıl olur. İşinizde mutluysanız harika devam edin. Ama ağır geliyorsa yapmak zorunda değiliz. Ben 16 yıl öğretmenlik yaparken öyle yapmam lazım zannediyordum. E sonra bıraktım 2019 yılında şu an dünyanın kapıları açıldı. O yüzden biz sistem bizimle her zaman konuşuyor. Ve bakın olumsuzluk yaşadığınızda da bunun bana hediyeleri nelerdir dediğinizde her zaman hediye alırsınız. Çünkü o olumsuzmuş gibi görünen durumun bize katkısı, şifası, mucizesi vardır. Yeter ki biz görmeyi seçelim. Sistem bizi başka bir yere aynen dediğiniz gibi hazırlıyordur ve yönlendirmeye çalışıyordur. Bu şekilde yaptığınızda bir süre sonra şöyle bir mucize yaşarsınız. Artık hiçbir olumsuz durumu üstünüze almamaya, bağımlanmamaya ve aslında teslimiyete geçmeye başlarsınız. Bu teslimiyetin ve bilincinizi genişletmenin muhteşem bir anahtarıdır. Ve şunu söyleyelim o zaman, izleyenlerimiz lütfen geçmişlerini tarasınlar. Bugüne kadar hayır dedikleri şer, şer dedikleri hayır, o kadar çok şey yaşadık ki. Bu illa böyle olmalı dediğimiz ama olmadığı zaman da iyi ki böyle olmuş dediğimiz bir sürü mucize yaşadık. Evet. Yaşamadık Hepimiz mı? Hepimiz yaşarız. Hepimiz aynen. yaşadık. O yüzden kime göre neye göre diyoruz. O yüzden vardır bir hayır diyoruz. O yüzden lütfen artık kendinizi yargılamayı ve başınıza gelenlere didişmeyi bırakıp şunu seçin. Bir olumsuzluk yaşadığınızda vardır bir ayır. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Hatta ilerletip kitapta da bu cümleleri koyduk. Ben bunun ötesine nasıl geçebilirim Şimdi tam onu söyleyecektim. E, Recep Bey kitabında şunu yapmıyor. İşte teşhisi koyup e, sonra seni böyle naçar bırakmıyor. Kitabın en sonunda onun da sayfasını söyleyelim. 285. sayfadan itibaren de. Sorununuzla ilgili şifalandırıcı olumlamalar var. Boğazı buldum dedim ya tamam, kendimi kendi buldum. kendi değil mi? Bakalım boğaz sorunları için ne demiş Recep Özer? Hani demişti ya boğazla ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu kendini ifade edememek, içinize attıklarınız, yuttuklarınız, <laughs> hatta hayır diyememek Bravo. demişti. Bakın benim olumlama cümlem neymiş? Kendimi rahatça ifade ediyorum. Ne zaman hayır diyeceğimi biliyorum. Bu hemen işte. şöyle bir soru geldi. Şimdi izleyenler şunu soracaklar. Ya Ferda Hanımcığım şu iyi güzel anlatıyorsun da şimdi bu cümleleri söyledin ne oldu bitti mi yani? Sonrası <laughs> ne? Artık kendini hemen rahatlıkla ifade edebilecek misin? Biz burada bir adım daha ötesine götürdük. E, bütün kitaptaki videolar ve uygulamalarımız çalışmalarımız teta frekansında bilinçaltının açıldığı frekansta uygulamalar yapıyoruz. Hı hı. Şu an biz betadayız yani zihin frekansındayız. Bunları sürekli söylemeniz mutlaka katkı olur. Ama siz bu çalışmaları TETA'da yaparsanız bilinçaltınızın açıldığı hmm. frekansta bilinçaltını çok hızlı dönüştürürsünüz. Biz burada bunları tanımlamaları yapıyoruz. Ötesinde de diyoruz ki hadi bakalım telefonun getir şimdi kamerasını kare kodu okut. Videoyla beraber TETA frekansında gel bu bilinçaltına olumlamaları yükleyelim. Temizlikler yapalım, yüklemeler yapalım. O zaman işte çok daha çabuk açığa çıkıyor. O frekansa nasıl geçiyoruz? Şimdi tete frekansına geçmenin bir sürü yöntemi vardır. Kitapta da ben özel bir yöntemini koydum tete frekansına geçme diye. Ve bütün videoların başında teteye geçerek yapıyoruz. Aslında günlük hayatta deneyimleyebiliyoruz. Biz doğada vakit geçirdiğimizde tetadayız. Hani böyle zihinsiz alan, yaradanla bağlantı, teslimiyet alanı. Bir bebeği sevdiğimizde tetadayız. Namazda alnımızı secdeye koyduğumuzda tetadayız. Kur'an okurken tetadayız. O esneme ve gözyaşı geliyor. E, dilimizi üst damağa doğru kıvırıp çevirip bir 30 saniye kaldığımızda üst, üst damakla temas etme tetadayız. Birçok farklı yöntemi var. Benim de kitaba koydum. hemen 30 saniye içerisindeki YouTube'daki yüzlerce videomda da teta frekansında uygulamalar yapıyoruz. 30 saniye içinde e, okuyucularımızın teteye geçebilme yöntemini koydum. Onunla beraber direkt uygulamalar yaptığımızda yaşamımızda çok daha kolay açılımlar, dönüşümler ve mucizelere şahit oluyoruz. Vardır bir hayır diye devam ediyoruz. Onun bir üst sürümü de bunun bana hediyeleri Bunun bana, nelerdir ya dediğinizde... Bana göre hali, yani benim kullandığım hali, bizim güncellemiş halimiz, yoksa benzer enerji. Bunun bana hediyeleri nelerdir dediğinizde her zaman hediyesini katkısını görürsünüz. Güne de lütfen öyle başlayın. Bugünün bana hediyeleri nelerdir diyerek artık yüz binlerce izleyicimiz, katılımcımız bu soruları soruyorlar ve hediye alıyorlar. Fiziksel de alabilirsiniz. Bu hediyeleri ruhsal da alabilirsiniz, enerjisel de alabilirsiniz. Ama şunu garanti ederim, her zaman hediye alırsınız. Peki kişiden kişiye sınandıklarımız neden değişiyor? Birinin sınavı hastalık olurken birininki parasızlık olabiliyor. Kişiye özel sınandıklarımız. Bunda da bir hikmet olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki. Acaba bu sınandıklarımız direndiklerimiz olabilir mi? Yoksa orada yaradanın başka bir hikmeti mi var bizi sınadıklarının? Şimdi ben sınav kelimesini ve sınanma kelimesini çok fazla sevmiyorum. Çünkü o zaman dışsal bir güce güç vermiş oluyoruz. Ben şuna inanıyorum. Yerde gökte her yerde olan yaradanı aynı zamanda içimize de indirelim. Yaradan bizim her hücremizde <laughs> ve her yerde. Ben buna inanıyorum. Ve hepimiz bir tekamül yolculuğundayız. Tekamül, gelişim, tamamlanma ve sonsuz varlık yolculuğu diye söyleyebilirim bana göre. Ve bu yolculukta hepimizin bu realitede deneyimlemekte olduğu şeyler var. Öğreniyoruz bir birçok şeyi. Ve işte biz anne olmayı deneyimliyoruz, baba olmayı deneyimliyoruz, sevmeyi, sevilmeyi, eş olmayı, çocuk olmayı birçok deneyimin içerisindeyiz. Ve hepimizin tekamül yolculuğu farklı. Bizim o sınavmış gibi, problemmiş gibi, sorunmuş gibi gördüğümüz şeyler, para, ilişki, beden, her neyse, hastalık hı. her neyse, aslında bizim tekamül yolculuğumuzun parçaları. Bunlar da bizim bilinçaltı programlarımızın sonucunda açığa çıkan şeyler. Yani parayla ilgili olumsuz kodlara sahip oluyoruz. Bu yüzden para problemleri yaşıyoruz. Biz bunu şöyle tan tanımlıyoruz. Para Parayla ilgili sınanıyorum. İlişkilerle ilgili olumsuz kodlamalara sahip oluyoruz. Erkeklere güvenilmez, kadınlara güvenilmez gibi. ilişki yaşamak zordur gibi. Bu yüzden sürekli ilişki problemleri yaşıyoruz. Diyoruz ki ha, sistem bizi sınıyor. Hayır seni sınamıyor. İlişkilerle ilgili olumsuz programların olduğun için bunları yaşıyorsun. Bedenimizle ilgili olumsuz programlara sahip oluyoruz. Bedenimizi yargılıyoruz. Yemeklerle ilgili, kiloyla ilgili, hayatla ilgili, korunmayla ilgili kilo problemleri yaşıyoruz. Yine kimse bizi sınamıyor. Yaradan diyor ki, Recep, bu senin yolculuğun. Yaradan zaten benim. Yaradan her an yaratan. Ama diyor ki neye inanırsan o olur. Senin yerine ödevlerini ben yapmıyorum. Oyun senin oyunu. Game of life dediğimiz bu yaşam oyunu ama yaradan hep yaratan. O yüzden böyle bakarsak Kurban rolü oynamayı bırakıp direksiyona geçiyoruz ve şu pozisyona geliyoruz. Tamam, ben şu an para problemi mi yaşıyorum? O zaman parayla ilgili demek ki bir şekilde bilinçaltına aldığım olumsuz kodlara sahibim. Bu kodlamalar bana her yerden gelmiş olabilir. Anne babadan, atalardan, kolektiften, toplumdan, geçmişten bir şekilde kodlamış olabilirim. Eğer bu parayla ilgili kodlarımı dönüştürürsem işte o yüzden temizlik ve arınma çalışmaları diyoruz yaptığımız çalışmalara. O zaman parayla ilgili problemlerim dönüşür. Hayatımda artık para problemleri yaşamamaya başlarım. Aynı şey ilişkilerle de ilgili geçerli. Ben bunları birebir deneyimlediğim için zaten böyle anlatabiliyorum. Çünkü eskiden ben haftada 6 gün, günde 12 saat, 14 saat çalışıyordum. Para kazanıyordum ama hep geldiği gibi gidiyordu. Bolluk bereketim yoktu. Çünkü öyle bir bilince sahip değildim. Çünkü parayla ilgili olumsuz kodlarım vardı. İlişkilerle ilgili çok fazla problem yaşıyordum. Çünkü ilişkilerle ilgili kadınlarla ilgili olumsuz kodlarım vardı. Bedenimle ilgili çok fazla problem yaşıyordum. Çünkü bedenimle ilgili olumsuz birçok programa sahip. Maşallah hepsini çözmüşsünüz. Her İş, şeyi çözdük değil. Ligi, para. <laughs> Şimdi olduğum dediğimiz zaman öldüğümüz zamandır. Yani hiç o şunu olmuş. Söyleyeyim, <laughs> şunu Yolculuk söyleyeyim. Yolculuk devam ediyor onu tamam. söyleyeyim. Sizin alanınızda pek çok yayın yaptım ama ilk hiç kimseye sormadım. Yayından önce biraz sohbet etmiştik. Şimdi sizin e, huzurunuzda da çok sormak heyecanlı. istedim. Çok <laughs> Hayır yani hep böyle bir olumlu mucizeyiz. Hani dedim ya nasılsınız Harika. diyoruz mucizeyim diye yanıt veren biri. Siz de bizim gibi düşmüyor musunuz hiç? Her zaman düşüşlerimiz oluyor, inişlerimiz <laughs> oluyor ama eskiden bir bize problem bunlarla yaşıyoruz. gelin. Gelelim. Eyvallah. Eskiden bir olumsuzluk yaşadığımda beni günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca etkiliyorken, dibe vurduruyorken ve dikte kalıyorken hı hı. şimdi çok daha çabuk dönüştürebiliyorum. Hı. Çünkü diyorum ki bunun bana bir hayrı vardır, bunun bana hediyeleri nelerdir, sistemi ve enerjiyi okumayı artık öğrenebildiğim için kendime göre bu yolculukta çok daha rahat ilerliyorum. O zaman diyor ki demek ki böyle olmak zorunda değil, başka yönden gitmem gerekiyor. Enerjiyi ve bedenimi takip ettiğimde zaten sistem bize yol gösteriyor. O yüzden inişler hep olur, eyvallah. Ama artık çok daha hızlı çıkışlarımız olur çünkü kurban rolü oynamayı bıraktım çünkü direksiyona geçmeyi seçtim ve bu hepimiz adına mümkün olduğu için Ferda Hanımcığım... kitabın adı da hey var bir ünlem var yani bir uyan yani kapağa belki onu koyamadık ama hey sen bir mucizesin, mucizesin. sen gerçekten yaradanın mucizesin ve atamızın da söylediği gibi işte o muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda. içimizde var zaten. Bütün o mucize o yüzden içimizde ve her şey bizden bize dönüyor. Bu şekilde baktığımızda yaşamımıza dönüşümleri, çözülümleri, mucizeleri yaşayabiliyoruz. Bizim yolculuğumuz bu. Bir de insan öyle bir varlık ki bunu da yine e, kitabınızdan öğrendim. Aynı anda etrafımızdaki insanları, hastalıkları kopyalayabiliyoruz. Bravo. Biz bu kopyalamayı enerjiyle mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl üstümüze alıyoruz bir başkasının enerjisini, hastalığını? Bunu hep merak etmişimdir. Harika. Bizim atalarımız şaman. Yani bizler şamanıyız aslında. Ne demek şamanik? Ee, şamanlar şifacıydı ve hastalıkları çoğunlukla üstüne alırlardı. Çok üstüne alıp dönüştürürlerdi. Hı hı. Bizler empat varlıklarız. Biriyle sohbet ediyoruz. Onun korkusunu, endişesini, sıkıntısını hemen üstümüze alıyoruz. Algılıyoruz, üstümüze alıp dönüştürmeye çalışıyoruz. Deprem oluyor, depremdeki o kişilerin acılarını üstümüze alıyoruz. Bedeninizde acılar olarak hissediyorsunuz. Orman yangınları oluyor, Avustralya'da oluyor, dünyanın farklı yerlerinde. Oradaki hayvanların, ağaçların, doğanın acısını bedenimizde hissediyoruz. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani yanımızda olmasına bile gerek yok. Sevdiğiniz birinin, bir tanıdığınızın bir sıkıntısı oluyor, sizin evet. de içinizden alıyor. Bizler her şeyi algılayan sonsuz varlıklarız. Önce bunu bir fark edelim. ...çok fazla empatiz... ...ama bunu dönüştürmek de mümkün... ...yani üstümüze almamak ve dönüşüm yapmak da mümkün... ...ama önce bunu fark edelim... Ee, ...mesela kilolu birinin yanına gidersiniz... ...onunla sohbet ederken... ...siz aslında yargılayan birisi değilsinizdir... ...ama birden aklınızdan... ...o kişinin bedeniyle ilgili yargıları geçer... ...kilosuyla ilgili o kişiyi yargılamaya... ...ve bedeniyle ilgili yargılamaya başlarsınız... ...aslında sizin bakış açılarınız değildir onlar... ...o kişinin bedeniyle ilgili yargıları vardır... Sizler onu algılıyorsunuz. Endişeli birinin yanına gittiğinizde siz de endişeli bir hale gelmiyorsunuz. Evet. enerjisi pozitif birinin yanına gittiğinizde siz de pozitif Kanatlanım bir hale geliyorsunuz. Kanatlanıp uçmak istiyoruz. Aynen çünkü o enerji <laughs> doğrudan alıyoruz. Empatiz. Şimdi sorun şurada. Eğer o aldığımızı dönüştüremezsek yaratıyoruz. Mesela asla annem gibi olmayacağım deriz. Annemizin kopyası oluruz. Asla annemin evlendiği o adam gibi biriyle yani babam gibi biriyle evlenmeyeceğim deriz babamızın kopyasıyla evleniriz. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Babamızı değiştiremedik. Onun kopyasını bulalım da değiştirelim prototipi üzerinden bu değişimi yaşayalım demektir. Yani bizler her şeyi algılayan sonsuz varlıklarız ve çok fazla empatiz. Bunu fark ettiğimizde o zaman durup dururken canınızın sıkılma nedenini anlarsınız. Başkalarına aittir, toplumun korkusunu alıyorsunuzdur, kolektifi alıyorsunuzdur, bir yerlerde bir şeyler oluyordur, deprem oluyordur, olacaktır, bilgilerini alıyorsunuzdur. Sorduğunuzda yine bunun cevabı gelir ve bunu dönüştürmek de mümkün. O yüzden deriz ki düşündüğümüz, inandığımız, hissettiğimiz şeylerin %99'u bize ait değildir deriz. Başkalarına aittir. Yemek yeme isteğimiz, sigara içme isteğimiz, yaptığımız birçok şey, endişe, bedenimizde ve alanımızda çalışan korku, kaygı, stres bize ait değildir. Birçok yere ait olabilir. Önce bunu fark edin. Sonra nasıl dönüştüreceğiz ona gelelim. Ben günüme başlarken de her gün bunun dönüşümüyle başlıyorum. Mesela sabah uyandınız. Enerjide düşük uyanabilirsiniz. Birçok nedeni var. Astrolojik etki almış olabilirsiniz. Kolektifte bir şeyler oluyordur. Onu algılıyor olabilirsiniz. Sevdikleriniz problem yaşıyordur. Onu algılıyor olabilirsiniz. Bir yerde orman yanıyordur. Deprem oluyordur. Oradaki Konuşmadan acıları... bile algılayabiliyor muyum? Tabii ki bedeninizde ve alanınızda bunlar çalışıyor. Hiç bilginiz olmasa bile bilincinizle ve zihninizle doğrudan bunları algılayıp üstünüze alabilirsiniz. Eğer ki birini görürsünüz hastalığı vardır acırsınız dersiniz üstünüze alırsınız kopyalarsınız niye dönüştürmek Neyi için Neyi yapmayalım o peki Şimdi bunlar otomatik oluyor bunu fark edin. Tamam ama şurada kafamız karışıyor e, enerjinin bulaşıcı olduğunu öğrendikten sonra bunu şöyle yorumlayanlar da var Ya biriyle oturmayacak mıyız dertleşmeyecek miyiz derdini dinlemeyecek Benim buna çok ciddi itirazım var e, dostluk niye var insan insanın gönlünde dinlenir diye bir laf vardır ben isterim arkadaşımla dertleşebilmeyi, onun bir derdi varsa dinleyebilmeyi. Ama orada galiba yine bir anahtara ihtiyacımız var mı? Yani o kadar muhteşem bir alan açtınız ki şu an yüz binlere, milyonlara hizmet ediyorsunuz. Evet zihnimize böyle diyebiliriz. Çok haklısınız. <laughs> Eyvallah. Ama bedeniniz size der ki ya Ferda'cığım şu kişiyle görüşme sana katkı değil. iyi gelmiyor. Lütfen yap. Çünkü siz onunla görüşüyorsunuz. Evet dostluk diyoruz, başka şeyler diyoruz. Ama sonra siz hasta oluyorsunuz. Onun sıkıntılarını siz alıyorsunuz. Evet biz katkı olalım. Hiç kimseyle görüşmeyelim demek değil bu. Ama lütfen bedeninizi ve enerjiyi dinleyin. Eğer ki bu katkı olacaksa o zaman bunu yapın. Ama size ağır gelecekse bu defa siz de alıyorsunuz. E bu defa kimseye hayrı da olmuyor. Sizin de frekansınız düşmüş oluyor. O yüzden lütfen yine kendi bedeninizle ve enerjide farkındalıkla bunu yaparsanız eğer hem o kişiye katkı olursunuz hem de siz üstünüze almak Ne yapacağız oluruz. işte? Şimdi çok basit. Her zaman enerjimizi genişletin deriz biz. Hı hı. Bizler sonsuz varlıklarız. Sonsuz ruhlarız. Bu kadarcık bedene kendimizi sıkıştırmaya çalıştığımızda hasta oluyoruz. Kendimizi bu kadar bedene yakınlaştırdığımızda hasta oluyoruz. Her zaman şey enerjinizi genişletin. Bunun pratiklerini bize videolarda uygulamalarda da yapıyoruz. Çok basit bir şekilde izleyenlerimiz gözlerini kapatıp bulunduğu her ortamda gözleri da yapabilirler... Bulundukları alan kadar, lütfen şu an yapalım, enerjimizi hemen genişletelim tamam. bu arada. Bulunduğunuz alan kadar lütfen her yönde genişleyin. Bulunduğunuz şehir kadar her yöne genişleyin. Sadece düşünmeniz yeterli. Nasıl olduğunu bilmeniz veya yapmanız gerekmiyor. Sonra dünya kadar her yöne genişlediğinizi hayal edin. Genişleyin, 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 genişleyin. Evet. Şimdi evren kadar her yöne genişleyin, 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 genişleyin. Şimdi evrenin de ötesine geçin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Daha da genişleyin. Şimdi enerjiniz hafifledi mi? Onu evet. sorayım. Çok hafifledik değil mi? Ben size şunu sorayım. Bir çakıl taşını bir bardak suya atarsam burada fırtınalar kopar, dalganar. Hı hı. Ama ben bir çakıl taşını okyanusa atarsam atıp atmadığımız belli bile olmaz. olmaz. O zaman ben enerjimi genişletirsem o hastalıklar, sorunlar, problemler benim üstüme yapışmaz. Yapışmaz. İşte en basit, en pratik yollarından biri budur. Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz. Tamam. Genişlettik. Buna biz alan olmak diyoruz, enerjimizi genişletmek diyoruz, sonsuz varlığa açılmak diyoruz. Sonra da şunu yapacağız. Konu neyse, ağır gelen neyse, hastalık da olabilir, sıkıntı da olabilir. Oldu, aldık üstümüze. Kendimizi kötü hissettik. Önce bedenimize soracağız, bedenin bu nedir? Bana ne anlatıyorsun? Mutlaka cevap gelir. Sonra diyeceksiniz ki, kaynaklarına bilinçle iade ediyorum. Yani kaynaklarına da dönüşüm, çözülüm, şifalanma enerjisi oluyor. Belki annemizin, belki toplumun, belki birilerinin sıkıntısını üstümüze aldık. Endişeyi aldık, korkuyu aldık, kaygı. Kaynaklarına da dönüşüm ve çözülüm enerjisi yolluyorum. Yani sadece şunu demeniz yeterli. Kaynaklarına bilinçle iade ediyor. Onlara da dönüşüm ve çözülüm yollamış oluyorsunuz. Alırsa alırlar, almazsa almazlar. Ama sizde o enerji kalmaz. Bir örnek vereyim son. Lütfen. Bunu anlattığım videomun altına bir takipçim yorum yapmış. Bu teknikleri bana babaannem yaptırıyordu diye. Hıçkırık geldiğinde sen kimden geldin, sen kimden geldin, sen kimden geldin sorduruyordu. <laughs> Sonra geliyordu birisi aklımıza git ona diyorduk gidiyordu diyor. Başkalarından alıyoruz. Yemek Hıçkırığı yeme isteğimiz bile. her şeyi. Yemek yeme isteğimiz bize ait değil. Bu kime ait diye bir videom var benim. Bana ait olan bir video var YouTube'da. Yüz binlerce izlendi. Diyoruz ki ya bir istek geldi, olumsuzluk geldi, yemek yeme isteği geldi. Size ağır gelen bir şey oldu. Bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait diye sorun. Gözünüzün önüne kimler geliyor, sonlara aittir. Belki anne gelir, baba gelir, sülale gelir, toplum gelir veya gelmeyedebilir dedikçe zaten gidiyor. Şunu demeniz yeter. Bilinç de kaynaklarına iade ediyor. Yani kaynaklarına dönüşüm mi? ve çözülüm enerjisi yolluyorum. Bu kadar basit, sade, net. izleyenlerimiz uygulasınlar. YouTube'a da yazsınlar. Bu kim ait Recep Özer diye o videodan da uygulayabilirler. Veya kitapta bunun kare kodu var. Kaynağına sevgiyle dön diye. Kaynakları da dönüşüm ve çözülüm enerjisi, sevgiyle, koşulsuz sevgiyle üstümüze aldığımız şeyleri gönderiyoruz. Derlerdi ki büyüklerimiz çok üzülme birinin bir derdine, sıkıntısını üzerine çekersin evet. derdi. E az önce anlattıklarınız Aynen öyle. birinin Allah korusun bir kötü hastalığı olduğunda onu bile üzerime çekebilme potansiyelim mi var? Her zaman var. O yüzden diyeceksiniz ki ben bu kişiye nasıl katkı olabilirim? Yapabileceğiniz bir katkı varsa yapın ama üstünüze almayın. Üstünüze almamanın da birkaç yöntemi var. Bizim kullandığımız harika yöntemler. Mesela ilginç bakış açısı diyebilirsiniz. İnsanlar size der ki ya Ferda'cım der işte kadın dediğim böyle olmalı. İlginç bakış açısı. Para kazanmak zordur. İlginç bakış açısı. Evlilik böyle olmalı. İlginç bakış açısı. Ne demek ilginç bakış açısı? Bizler başkalarının bakış açılarını ve düşüncelerini satın aldığımızda yaratıyoruz. Üstümüze almamanın muhteşem bir yoludur. Çünkü onu onayladığınızda ya para geldiği gibi giderdi siz de evet dediniz. E o zaman bu sizin için de böyle olacak. Onayladınız ve sizin de hayatınızda açığa çıkacak. Bizler neye inanırsak onu yaşıyoruz. Ama şöyle derseniz fark edip içinizden de söyleyebilirsiniz. İlginç bakış açısı. Yani o senin ilginç bakış açın. Ben bunu üstüme almıyorum. almıyorum. Satın almıyorum. Hayatımda da açığa çıkmayacak. İçinizden de söyleyebilirsiniz hiç fark etmez. İlginç bakış açısı. ...hiçbir şeyi üstünüze almamanın muhteşem bir yoludur. Formülü verdi. Vallahi Matematik ilk defa yeni ya. bir şey öğrendik. Matematik öğretmenliğiyle ben hep geçen formül programda da bilgiler. söylemiştim. Şu anki da kullanıyor. Resmen formül verdi. Hiç duymamıştım bunu. Mesela biri dedi ki karşımda aman para bize gelmez dedi. Ben dersem ki evet ya senin dediğin gibi dersem onu satın alıyorum. Ama ona bakıp ilginç bakış açısı dersem onu hayatıma çekmiyorum. Üstünüze almamış oluyorsunuz. Yine derse olmuşuz. ki bunu yediğimizde ya kilo alırız yemeyelim dediğinde bravo. ilginç bakış açısı. Harika. Peki yani her cümleye her söylenene bu tepkiyi verdiğinizde bizi ilginç bulabilirler ama çok yani. Hani... Yine bam telini yakaladınız. İlk ben de yıllar önce bu alanlara girdiğimde bu alanlardaki kişileri ve konuşmalarını çok yargıladım. Dedim ki bu arkadaşların dedim beyinleri yıkanmış. Robot gibi hep aynı cümleleri söylüyorlar. Hani bir cümle var kınadığını yaşarsın evet. <laughs> Kitapta da ayrıntılı koyduk. Sonra ben de kınadığım Black için yaşadım. Ne kınadığımızı yaşadım. Yaşadım. <laughs> ben de öyle oldum. Neden ama tabii bu tabii işin işte esprili kısmı. Çünkü çalışıyor sistem. Çünkü bu araçlar işe yarıyor. O yüzden ben de kullanmaya başladım. Yani sürekli bir süre sonra sizin için de bu otomatiğe bağlanacak. İlk başta bir garip geliyor. Bu arada izleyenler sesli söylemek ve kullanmak zorunda değiller. İçimizden Bunları, de geçirebilir İçimizden miyiz? de söyleyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim güzel haber şu. İlk başta bu konularla ilgilendiğimde etrafımdaki insanlar bu tarz söylemler yaptığımda beni çok yargılıyordu. Ya öğretmen odasında oturuyordum, anlatıyordum başa. Pozitif düşünün, pozitif ol. Ya gene geldi bu pozitif düşünecek, öyle olacak. Herkes kaçıyordu. Bir süre sonra ne oldu biliyor musunuz? Yaradan ve sistem sizin enerjinize göre kişileri ve olaylara ayarladığı için ve ben de iyice bu konuları içselleştirdiğim için etrafıma gelen herkes bu konularla ilgili, bu konulara açık ve beni yargılamayan ve alıp kabul eden insanlar olmaya başladı. O yüzden lütfen izleyenler kendilerini de durdurmasınlar. Kendi dönüşüm çalışmalarında yolculuklarını iyi gelenleri yapsınlar. Bir süre sonra yaradan ve sistem onları yargılamayan, her haliyle alıp kabul eden birçok kişiyi etraflarına ve hayatlarına gönderecek rahat olsunlar. Benim öyle oldu. Sonra milyonlarca insan geldi. Ben ama şunu dedim artık dedim inanmayanlarla uğraşmak istemiyorum. Öğretmenler arasında anlatmak istemiyorum. 2016 yılında YouTube kanalımı açtım. Recep Özer Akademi YouTube kanalını. Oraya şu an 1500'ün üzerinde video koydum. Duymak isteyenler gelsin. Milyonlarca izlendi ve milyonlar geldi. Ne güzel. O yüzden kendi odağınızda kalın. Size ne iyi geliyorsa onu yapın. Etrafınıza yaradan zaten ona göre kişileri ve olayları gönderin. Kimsenin de kodlarını satın almayın. Satın İlginç almanın çok etsin. basit bir yolu Aynen varmış öyle. meğer. Bundan sonra geçen programda... Mucize izlemeyi öğrenmiştik bu programda da ilginç bakış açısı demeyi öğrendik satın almamak için evet. bazı durumları. Şimdi o zaman gelin bize şunu da bir anlatın frekansımızı etkileyenler bir frekans frekans diyoruz ama onları neler yükseltiyor neler indiriyor ben birkaç tane örnek vereyim içlerini lütfen uzmanı doldursun düşünceler insanlar müzik e, baktığımız şeyler, televizyon vesaire, bulunduğumuz ortam, sözlerimiz, şikayet ya da şükran mekanizmamız. Frekansımızı etkileyenler adına, izleyicilerimize bunları bunları yapın, bunlardan bunlardan uzak durun diye yine bir formül verin. Vermeyeceğim. <laughs> i̇lginç bakış açısı. Evet, evet bakış açısı çünkü. Neden? Bunlar tamamen kişiye göre değişiyor. Kişi, öyle mi? E, duygular, düşünceler, bu deminden beri anlattığınız her şey herkese göre değişiyor. Aslında yine formül şu çok basit. İster bu söylemlerimiz olsun, ister düşüncelerimiz, isterse görüştüğümüz kişiler olsun, isterse yaptığımız eylemler. Eğer o eylemleri yapıyorken, o eylemin içindeyken veya daha ilk yapmaya karar verdiğimizi iyi hissettiriyorsa, hafif geliyorsa, o bize katkıdır. Biriyle sohbet ettiniz, bitti, uff enerjinizi çekti, iyi hissetmiyorsunuz, o kişi size iyi gelmemiş. Bir cümle söylediniz, çok iyi hissettiniz. Aa o size iyi gelmiş. Bir şey yediniz. Milyon kalorilik de olabilir fark etmez. Bedeniniz daha mutlu olur. İyi gelmiş. Demek ki doğrusu yanlışı iyisi kötüsü yok. Ben, Kime değişiyor. göre neye göre. Seninki sana benimki bana diyoruz. O yüzden işte sadece buna bakmak yeterli. Bir eylem yaptığımızda veya yapıyor olduğumuzu veya yapmadan önce her ne olursa olsun o bilgi bize bedenimiz tarafından veriliyor. Eğer hafif hissediyorsak. Mutlu hissediyorsak o bize katkı. Ama ağır, katı, sıkışmış yine yapmam lazım girmeyin diye izleyenlerimize söyleyin. O size katkı değil. O katkı olmayanda da sürekli yapa 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 kendimizi hasta ediyoruz ve sıkıştırıyoruz. Lütfen o yüzden sadece hafifliği seçerseniz size iyi gelenleri seçerseniz hayatınızda hafiflik yaratılır. Ama iyi gelmeyenleri seçerseniz o zaman katı bir hayata sahip olursunuz. Peki seçerseniz dedim o zaman demek ki her şey bir şekilde bizim seçimimiz. Bizim seçimlerimiz doğrultusunda yaratılan bir yaşam var. O yüzden lütfen bunu fark edin. Biz iyi gelenleri seçtiğimizde sonsuz olasılıklar açılıyor, o yaradan yağdırıyor. Ee, bana iyi gelmeyen bir müzik Recep üzere iyi gelebilir. Bravo, Orada yine bedenimizi kendimizi dinlememiz gerekiyor. İçimizi dinleyelim. Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi ruhu şad olsun, İnsanın içi aklından daha çok şey biliyor demişti. Ne güzel İçimiz sen? biliyor muhteşem söylemiş konuştuğumuz şeyler bunlar İçimizde o bilgi var çünkü yaradan içimizde. Her zaman bizimle konuşuyor zaten ama biz ne kadar duymayı seçiyoruz. Yüksek zihinde olduğumuzda başkalarının doğrudanı bir bakış açısı satın aldığımızda bu böyle olmalı melimalılarla yaşadığımızda yaradanın sesini duymuyoruz. Ama içimizdeki yaradan bizimle her zaman konuşuyor. Tete frekansı da işte bunun anahtarlarından biridir. O yüzden yaşamında enerjiyi takip ettiririz. Yine kare kodu var videosu var uygulasınlar. Hangi yöne gitmek istiyorlar? Ya şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Eşim öyle diyor, annem öyle diyor, toplum böyle diyor, helalem böyle diyor. Ama ben neyi seçiyorum? Gerçekten bana ne katkı olur? İşte bunu sorduğunuzda ve orada hafifkenin seçtiğinizde kapılar açılıyor. İçiniz sizinle konuşuyor. Şunu ben diyecekler benim ama. Serda Hanımcığım, ya tamam iyi güzel anlatıyorsun hocam da şimdi ben evdeki adamı nasıl değiştireceğim? Annem, babamı nasıl değiştireceğim? Toplumu nasıl değiştireceğim? Yapmam gereken şeyler var. Bundan 6 sene önce 5 yıl önce işi bıraktım öğretmenliği ama 6 sene önce bu süreç bende başlamıştı. Dedim ki anneme, anne dedim ben öğretmenliği bırakacağım. Olur mu dedi ya, saçmalı bırakılır mı? Yılların var, kariyerin var, para kazanır. Ne yapacağım? İşte yaşam koçluğu falan. <laughs> Nedir o ya dedi. Öyle şey mi olur dedi, saçmalama dedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben daha net değildim. Daha fikri vardı bende ama ben daha net Aa! değildim. Aradan bir iki ay er geçti, anne dedim ben işi bırakacağım, saçmalama. Sonra bir gün geldi, 2019 Ocak'ta ben Almanya'ya gittim. Dedim ki ben seminer vereceğim. Muhteşem seminerler verdim. İnanılmaz mutlu oldum. Ve kendi iç dünyamda bir netlik yaşadım. Dedim ki ben netim. Döndüm. Ben dedim artık işi bırakıyorum. Net bir enerjiye girdim. Siz kendinizi yargılarsanız herkes yargılar. Siz net değilseniz etraftan gelen cevaplar da net olmayacak. Netleştim. Ve gittim dedim ki anne dedim ben dedim işi bırakacağım dedim. Bırak bırak dedi. Hemen bırak. Siz net olduğunuzda etraf sizden o enerjiyi alıyor ve ona uyumlanıyor. Ama siz acaba derseniz, bunu dersem eşim böyle der. Babam böyle der. Şunu kaybederim, böyle olur falan derseniz, o zaman onlar da sizdeki o enerjiyi yansıttığı için size onlar da sizi yargılar. Yani sonuç, biz kendimizi yargılarsak bütün dünya yargılıyor. Biz kendimizi alıp kabul edersek bütün dünya bizi alıp kabul ediyor. Realiteyi değiştiren, dünyayı değiştiren velilere, üstatlara baktığımızda da onlar bunu yapmışlar. Hazreti Muhammed bunu yapmış, Atatürk bunu yapmış, kendileri olmuşlar. Biz deriz ki, kendin ol, dünyayı değiştir. Kendi içini dinlemişler, yargılanmışlar, çılgınca yargılanmışlar ama üstlerine almamışlar, kendi yollarında ilerlemişler ve bütün realiteyi kendi realiteleriyle beraber değiştirmişler. Yine kimden kime dönüyor? Bizden bize ve bizim seçimlerimiz doğrultusunda. Hani bir yerde demiştim ya, bir karar alıyoruz, bazen engeller çıkıyor karşımıza. Aslında. Sen net olmadığın için bravo, sistem sana o engelleri bravo, çıkartıyor. Böyle bravo, bir aydınlanma bravo, yaşadım. Bravo muhteşemsiniz ya. İçerisi netse dışarısı da nettir. İçerisi yargılı yargı doluysa dışarısı da yargı doludur. İçeride sakinsek dışarısı da sakindir. İçeride savaş varsa dışarıda da savaş vardır. İçeride barış varsa dışarıda da barış vardır. Ben netsem sistem ona göre kapıları açar. Şahane. Kulum bana bir adım atarsa ben on adım atarım diyor. Yaradan evet. yağdırıyor. Sen diyor bir adım at bakalım bir netleş. İçine bir dön içsel olarak seninle konuşan enerjiyle bütünleş bu da tekamül yolumuzla bağlantılı bu arada biz sizinle bir önceki videoda e, numaroloji ile ilgili araçlar vermiştik <laughs> Numeroloji eğitimleri bunu çok güzel gösteriyor diyor ki Ferda diyor sen bu yöne git diyor. senin yaşam yolun bu diyor Recep'e ayrı söylüyor benim yaşam yolum ayrı sizinki ayrı. Fıtratımıza göre, yaratılışımıza göre, baskın özelliklerimize göre. Buna işte baskın esmalar derler falan böyle. Onlara göre ilerlediğimize mutlu oluyoruz. Sistem bizi öyle yönlendiriyor. Mesela sizin ifade gücünüz, anlatımınız çok güçlü. Sistem size diyor ki konuş, anlat, ifade et. insanları söyleyemediklerini söyle, aktar. Siz bunu gerçekleştirdiğiniz için, bu alanda bunu gerçekleştirdikçe mutlu oluyorsunuz. Ama sizde böyle bir yetenek varken, ...başka bir şey yapmayı seçseydiniz... ...buna hizmet etmeyen şeyler yapsaydınız... ...mutsuz olacaktınız. İşte onu da baskın özelliklerimizden anlıyoruz. Bunu da e, ne yapıyorken mutluysak... ...kendimizi iyi hissediyorsak... ...yine oradan anlıyoruz. Ne yapıyorken mutsuzsak... ...o bize katkı değil. Evrende böyle mucizevi bir şekilde... ...hakikaten hatta... ...Recep Bey'in de ifade ettiği gibi... ...hayranlık uyandıracak şekilde... ...bağlantı halindeyiz. Mesela atom çekirdeğiyle DNA spiral galaksiler ve gezegenlerin yapısı benzer. Hücredeki stoplazmanın ortalaması üçte dördü sudur. Bedenimizin de ortalama üçte dördü sudur. Dünyanın da ortalama üçte dördü sudur. Canlı organizmaların yapı taşları aynı zamanda gezegenlerin yapı taşlarıdır. Tek bir hücremizdeki DNA'da bütün bedeninizin bilgisi vardır. Kalp her atımda Elektromanyetik bir enerji üretir. Bu enerji de güneş sisteminin açığa çıkardığı enerjiyle aynıdır. Şimdi bunlara tesadüf diyebilir miyiz? Mümkün değil. Ama e, kitabın bu bölümünden biz insanı vurduğumuzda ne anlamalıyız? İnsan dürülü bürülü evrendir deriz. Her şey ama her şey enerjidir. Yine basite indirgeyelim. Atomun %99.99999 diye gidiyor boşluk. Biz ama katı zannediyoruz ve katı olarak algılıyoruz. Duyu organlarımızdan dolayı böyle algılıyoruz. Bu şekilde baktığımızda her şey daha basitleşiyor. O zaman her şey enerji. Hepimiz biriz, hepimiz birbirimize bağlantılıyız. Hiçbir şey durmuyor ve katı değil. Sadece biz duyu organlarımızdan dolayı böyle algılıyoruz. Kitapta da şöyle koymuştum. Yine o bölümün içerisinde olması lazım. Oralarda bir yerde. Biz gözümüzle görmüyoruz. Heh, evet. Burnumuzla koklamıyoruz. Aynen. Kulağımızla kulaklarımızla duymuyoruz. duymuyoruz. Neden? Neden? Çünkü beynin. Görme merkezi anlık olarak o gözümüzle aldığımız ışıkları ve sinyalleri frekansları anlık olarak yaratıyor diyor ki senin karşında böyle güzel bir hanımefendi olmalı <laughs> diyerek bana böyle bir ekran olmalı diyerek anlık yaratımlar oluyor göz sadece o ışığı alıyor beynin görme merkeziyle görüyoruz beynin duyma merkeziyle duyuyoruz o yüzden anlık bir yaratım oluyor yani o yüzden diyoruz ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir buna da kuantum deniyor. Yani bu enerji ve frekanstan bahsediyoruz. Böyle baktığımızda ve incelediğimizde de bakıyoruz ki biz evrenle biriz. Ne varsa alemde hepsi ademde yani hepsi bizim içimizde. Neye bağlayalım? Hey sen bir mucizesin. Sen yaradanın mucizesin. Yaradan zaten senin için. içinde. Bu kadar konuştuktan sonra eğer bu kitabı almazsanız gücenirim diye de ben son noktayı koyayım. Latife yapıyorum ama hakikaten sizde olmasını çok isteyeceğim bir kitap. Öyle ben ısrarla her kitabı önermiyorum bazılarını bilhassa öneriyorum. Anlıyor izleyici zaten neden edinmesi gerektiğini. Çok özür dileyerek bununla ilgili bilgi vermem lazım. Sosyal medyadan bize çok fazla <laughs> yazıyorlar. Çünkü hocam kitabınızı Nasıl hiç, ulaşacaklar? Hiçbir kitapçıda bulamıyoruz diye bulamayacaklar. O yüzden o bilgiyi vermem gerek. Nereden ulaşacaklar? Ben kendi yayın evim, mucizevi yayın evi üzerinden kendi kitabımı kendim <laughs> basıp bütün dünyaya ulaştırmayı seçtim. O zaman şöyle yapalım <laughs> Biz bu videonun açıklama bölümüne linkini koyalım. Tamam. Kolay erişsinler. Sitemizden veya bizim işte trend yol mağazalarımızdan farklı farklı yerlerden ulaş Fiziki olarak bulamayacaklar çünkü. Peki bunu İngilizce da e, açıkladığınız için teşekkür ederiz. Hakikaten böyle sorular geliyor ulaşamadıklarında. Hey sen bir mucizesin kitabının yazarı Recep Özer Akademi'nin kurucusu yazar. Recep Özer bizimleydi. Bir kere daha çok çok lezzetli bir yayındı. Böyle kendimin de keyif aldığı ve doyduğu sohbetleri çok seviyorum. Katkı sağladı bu yayın bana. Sizler için de öyle olduğuna inanıyorum. Her zaman bekleriz. Ben çok teşekkür ederim. Ben e, spontane bir sistemde bulunmak istiyorum izleyenlere. Lütfen siz de Ferda Hanım'a baskı yapın. Ben daha fazla yayın <laughs> yapmamız konusunda iddia ediyorum ve inat ediyorum. O hayır diyor. Belirli aralıklarla yapalım diyor. Siz çok fazla eğer ona baskı yaparsanız YouTube'dan, sosyal medyadan yapmak zorunda kalacak. Lütfen siz de ilerletin, yardımcı olun. Daha sık görüşelim. Daha mı sık gelsin? <laughs> Belli aralıklarla mı yapalım? Yorumlara yazın. Çünkü, ben de anlayayım o zaman çünkü durumu. Çünkü şuradan anlıyoruz. Yine şifreye ve formüle getirelim. Hafifse katkıydı. Biz bir araya geldiğimizde Hafifledik. enerjimiz hafifledi ve çok genişledi. O zaman muhteşem bir katkı ve hizmet var burada. O yüzden bu da benden dile geldi. İzlediğiniz için de her zaman olduğu gibi size teşekkür ederiz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.